Selam arkadaşlar, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bu kez tekrar kanvas çalışmamız var. Baklava görünümlü bir desen çalışması yapacağız. İhtiyacımız olan büyük boy bir kanvas. 44'e 22 santim ebatlarında büyük boy dediğimiz kanvas bu şekilde. İpimiz floş ribbon 200 gram, ince bir ribbon tarzı bir ip. Bir tanesi bir kanvas için, bu desen için yeterli arkadaşlar. Malzemelerimiz plastik iğne ya da metal etemini iğnesi, çakmak mutlaka gerekli çünkü ipimizin ucunu yakmamız gerekiyor. Ayraçlarımız ve makasımız gerekli ve iç astarlama takıları, askısı ve kilit malzemelerimiz bunlardan ibaret. Kısaca desenimi anlatmak istiyorum. Ön taraftan başladım. 8 tane motiften oluşuyor. İç kısımlarındakilerde 7 tane var. Çapraz şeklinde baklava görünümlü. Hatta buna fıstık görünümlü çanta modeli de diyebiliriz arkadaşlar. Şu çizgilerden itibaren iç kısımlarını yapacağız. Bakın şurada gördüğümüz gibi o kısımları doldurarak devam ediyorum. Diğer kısımları, yanda kalan kısımları da çapraz dolgularla devam edeceğim. Bütün desenlerden başlayarak yaptım. Bu yarım kalan motifleri de yarım motif olarak işlemin bittikten sonra dolduracağım. Motiflerin yarımlarını yapacak şekilde dolduracağız arkadaşlar. Bütünlüğünü böyle bu şekilde sağlayacağız. Diğer taraftan da sizlerle birlikte başlıyoruz. Başlıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. boşluktan ipimizi geçireceğiz. Şöyle işaretliyorum. 6. boşluk. Şu kısımdan itibaren kullanacağımız için bizim noktamız burası olacak arkadaşlar. Bakın şu iki boşluğun kalın çizgisi var arasında. Oradan şöyle geldiğimizde 6. boşluktan geçireceğiz. Şöyle iğnemi geçiriyorum. Birinci işlemimiz bu. 6 sıra yukarı kadar saydık. Buradaki hizamızı da aldık. Geçiriyoruz. İstediğim boya kadar geçirdim. Çok detay istemeyen çok güzel bir örnek. Karemiz burası. Şöyle çapraz düşüneceksiniz. Yatay olarak 1, 2, 3, 4. Dördüncüye çapraz olarak geliyoruz ve iğnemizi geçiriyoruz. Burada yine dikkat etmemiz gereken ipimizi şöyle bir elimizle düzeltmek. Birinci çizgimiz bu. Şimdi yanındaki şuradaki aynı hiza. Şimdi bu çizginin aynı hizasındaki aslında şöyle baktığımızda kareye geliyoruz. Yanındaki kareye geliyoruz. Aradaki yatay çizgiyi yapacağız. Buna benzer bir kırmızı çanta yapmıştım ama yine de desen farklı arkadaşlar. Aynı desen değil. Ben alttan da düzeltmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Tabii ki bazen altı o kadar düzgün olmuyor ama önemli değil. Sadece şuradan ipimiz çıkarken şu kareden daha düzgün olması için ipimi alttan da düzeltiyorum. 1, 2, 3. çizgiye atıyoruz. Aradaki çizgiye geçirdik. İpimi düzeltiyorum ve parmağıma bastırıyorum. Evet. Şimdi bu ipimiz, başlangıç ipimiz, elimde tutuyorum. Hemen çaprazında yukarı doğru, motif yukarı doğru gidecek. Çaprazındaki bir üst sıraya geçip üzerindeki çapraz kareden geçiriyorum. Üstteki çapraz kareden geçiriyorum.
Evet. Yine bunun üzerindeki çapraz kareden, şöyle kareler bakın, çapraz. Çapraz kareden geçiriyorum. Bu üçüncü sıramız. Beş sıramız olacak arkadaşlar. Şöyle düzeltiyorum. Hemen aynı sıranın yanındaki boşluğa batıyorum. Hiç karışık değil. Sadece şu anda kareleri anlamanız açısından tek tek söylüyorum. Zaten bir kareyi yaptıktan sonra, motifi yaptıktan sonra arkadaşlar çok kolay, hemen devam ediyor. Şimdi üçüncü kareye çaprazına batıyoruz. Bakın buraya, yanlışlık olmasın. Çapraz üste geldik. Ve 1, 2, 3, 4, 4. kareye battık. Motifimizi yaparken iki örneği birden, kareyi birden götüreceğiz, yani deseni. Bakın şimdi birinci desenimiz oldu. Ne yapıyoruz? Çapraz olan desenine geçeceğiz. O yüzden şuradaki kare değil arkadaşlar. Yanındaki kare değil. İçeride şurada bir kare var. Bakın. Oradan alıyoruz. Kolay geçiyor. Bilmiyorum şimdi çekim yaparken mi bilmiyorum. Biraz hani zorlanıyor gibi ama inanılmaz kolay da geçiyor. Zor değil. 1, 2, 3, 4. Çapraz arkadaşlar. Dördüncü çaprazımızı takip ettik. Şuradan alt kısmı düzgün olması için düzeltiyorum. Şurada kare var, bakın. Yanındaki kareden geçiriyorum. Bir, iki, üç. Üçüncü kareye çapraz olarak geldik. Yine aynı dikey sıranın yanındaki kareye gelmiş olduk. Üçüncü sıramızı yapıyoruz. Bak içeride, bunun altında arkadaşlar. Şurada boşluk. Çaprazın altındaki boşlukları kullanıyoruz. İpin altındaki boşlukları kullanıyoruz. 1, 2, 3, 4. Ortadaki uzunlar dördüncü de. Aradakiler üçüncüye denk geliyor arkadaşlar. Şuradan batıyoruz. Bir, iki, üç. Şurada içeride arkadaşlar, şu değil. Buna batmıyoruz. Bak içerideki aynı hizadan takip edeceğiz. Şöyle bakın. Aynı hizadan takip ettiğimizde şu kısma geliyor. Şimdi 1, 2, 3, 4.'ye yaptık. Şimdi size hemen göstereceğim iki karenin bitmiş halini. Şöyle parmağımızla tutalım. Evet. Bakın iki kare bitti. Şimdi bakın, burada söylemek istediğim bir şey var. Özellikle iki kare yapıp bekledim nasıl olduğunu. Üç çizgi gibi görünüyor arkadaşlar. 1, 2, 3. Aradakiler görünmüyor. Aslında 5 tane çapraz çizgi var. İğnemizde ya da başka bir şey de olabilir. Şöyle ipliklerimizi düzelteceğiz. Bakın bu görüntüyü istemiyorum. Daha güzel olması için bozmadan ipimizi,
Hani yapısını zedelemeden şöyle yaparsanız bakın ne kadar güzel, düzgün bir görüntü oldu. Şimdi üçüncü aynı bu böyle olacak. Bu kısma gelecek. Şu ipin altındaki boşlukları kullanıyoruz. Ne yapıyoruz? 1, 2, 3, 4. Desenlerin uçları bakın buradaki gibi aynı hizaya denk geliyor. Aradaki boşluğa daha güzel durması için düzgün yapmak gerekiyor. Yaptığımız işin daha kaliteli görünmesi için mutlaka yani detaylar benim için önemli. Yaptığımız işlerin muntazamlığı çok önemli. İşimize saygımız, değerimizdir bu. Ortadaki üçüncü sıramızı yaparken şuradaki arkadaşlar inanın zor değil. Çok kanvas işledim. Bu desen bana çok zevkli ve hızlı ilerleyebilecek bir örnek olarak geldi. Anlatırken, şimdi yaparken, video çekerken biraz daha uzun gibi ama yaptığınızda gerçekten çok zevkli olduğunu göreceksiniz. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Dördüncü çizgimiz. Dördüncü çizgimiz. İpimiz bu örnek için çok uygun. Eğer bu örneği yapmak istiyorsanız yine bu şekilde dediğim gibi floş ribbon ipini almanızı tavsiye ederim. Tabii ki düz, polyester başka iplerle de olabilir ama bu görüntüyle bu iple çok 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 güzel oldu. Şuradan alttaki ipten pardon kareden geçirdik boşluktan. 1, 2, 3, 4. Dördüncü. Burası da çapraz olarak yukarı doğru ilerliyor zaten arkadaşlar. Orada da onu takip edebilirsiniz. Ne yaptık? 5 tane ipimizi yaptık. Bittikten sonra iğnemizle şöyle yapalım. Bakın muntazam bir görüntü olsun. Çok şık oldu. Şimdi yukarıdaki sıramıza geleceğiz. Buna batmıyoruz arkadaşlar. Burada kesinlikle yanlışlık yapmanızı istemiyorum. Şuradaki noktaya batmıyoruz. Bakın burada da böyle bu noktalara batmıyoruz. İçeride olan bu çaprazın yürüttüğümüz ipin altındaki şuradaki boşluğa batıyoruz. Yani boşluğun içine girdiğimiz şu noktaya değil, ucundakine değil, şuradaki boşluğa batıyoruz. Şu 3 tane 1, 2, 3 boşluğu kullanmış oluyoruz. Aradakilerin de 5 tane yapıyor. Bir, iki, üç, dört. Buradan da şöyle baktığımızda aynı hizaya denk geliyor. Elimizle arkadan da düzeltiyorum, yardım alıyorum. Üçüncü nokta. Aradakiler üç çapraz kareyi oluşturuyor. Uzun olanlarda dördüncüye geçiyoruz. Yine bakın alttaki anlattığım noktadan geçiriyoruz. Ve 1, 2, 3, 4, dördüncüye geçtik. Yine ortadan ipimiz arkadan şöyle düzelttik. 1, 2, 3. Toplamında 5 tane de çizgimiz var. Yani ipimizin yürüttüğümüz 5 tane sıramız var. En sonuncuyu yapıyorum. Bakın buraya, araya
Kareler zaten sizin yol izlemenizde yardımcı olacaklardır. Buradakiler aynı hizaya denk geliyor. Alttakiler aynı hizaya denk geliyor. Bakın. Bu şekilde devam edeceksiniz. Bitiminde şöyle düzeltin. Evet. Şimdi alt yöne bakan çizgilerimizi yapıyoruz. Şu boşluk değil. Bakın bu boşlukta değildi. Şuralar değil. Buradaki ortadaki boşluklar boş kalacak arkadaşlar. Bunlara dikkat etmeniz gereken önemli püf noktası. O zaman saç örgüsü gibi yani bu şekilde devam ederek uca kadar gidecek. Hemen şuradaki boşluğu kullanıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Zaten aynı hizaya denk geliyor. Bir, iki, üç, dört. Boşluğumuz, görünen boşluk. Bir tanesi görünen boşluktan, diğeri ipin altındaki boşluktan devam ediyoruz. Aradaki, bakın, altındaki 2, 3, 4. Aradaki 1, 2, 3, 4. Zaten şuradan da şöyle devam edecek çapraz kareler. Oradan da takip edebilirsiniz. Saymadan da yapabilirsiniz. Ama daha emin olmak için saymanızı tavsiye ederim. Bitiminde düzeltiyoruz. Evet. Çok zevkli arkadaşlar. Yani öyle olduğunu düşüneceksiniz eminim. İddialıyım. Çok hoş bir model oldu. Şimdi ben hızlıca yukarı bakan yöndekini yapıyorum. Hemen evet arkadaşlar sıranın sonuna geldiğimde size göstermek istediğim bir detay var. Onu göstermek istiyorum. Şimdi buradaki şu çaprazı yaparken buradaki motifi yaparken arkadaşlar bir kare eksik oluyor. Ne kadar sıramızda karemiz varsa ona göre yapıyoruz. İğnemizi taktığımızda 1, 2, 3, 4 olması lazım. Ama bu şu çizgiye ben bu örneğimi getirmeyeceğim. Buradaki 3. boşluğa atladım. 2.yi de normal geçirip 3.ye denk geldi. Şimdi 3.yi yapıyoruz birlikte. Göstermek istiyorum burayı. Yaparken zorlanmayın diye. İki, üç, dördüncü buraya geliyor, yapmıyoruz. Yani buradaki motifimizi biraz eksik yapmış oluyoruz sayılarını. Hiç sorun değil. Nasıl uyuyorsa o şekilde yapıyorsunuz. Ben bu kez bu kanvas modelinde hiçbir şekilde hesaplamadım. Olduğu gibi başladım. Çünkü bu desen istenildiği gibi yerleştirilebilir. Kenarlarda küçük motifler de denk gelebilir. Hiç sorun değil. Burayı göstermek istedim. Üst kısma geçmeden önce düzeltirsek yukarı inanın daha güzel çıkıyor. 1, 2, 3 burada bitiriyoruz. Köşedeki motifimiz
Böyle denk geldi ve böyle yapmış olduk. Hemen şu üstteki motifi de yerleştireyim. Evet. Böyle arkadaşlar. Şimdi ipimi üst tarafa da geçebilirim. Ama diğer ipimi uçtan başlamayı göstereceğim size. Buradan devam edebilirsiniz. Ama buradan hiç kafanız karışmadan bu yönden yapabilirsiniz. İpimi kesmemiştim biliyorsunuz. İstediğim boyuta aldım ve kestim. Bir tane hemen iğne buluyoruz. Buradaki iğneyi alıyorum. İpimin ucunu yine yaktım. Üst kısma geçeceğiz. İpimi iyice düzelttim. Şöyle düzgün olsun. Şimdi üst kısma geçerken şuradan da yapabiliriz arkadaşlar. Eğer zorlanırsanız mantıken şu şekilde buradan yukarı doğru 4 tane sayarak da devam edebilirsiniz. Ya da size sayı söyleyeyim. 6. noktaya batarak da buradan yön yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. kareden alttan geçiriyoruz. Evet. Şimdi ne yapıyorduk? 4. noktaya çapraz yapıyorduk. 1, 2, 3, 4. Zaten şuraya denk geliyor arkadaşlar. Yukarı çıkarken 6. noktadan devam ettiğinizde yine motifimizi yapabiliriz. Ya da şimdiki geçirdiğim noktadan buradan geçirip de yukarı doğru da yapabilirsiniz. İki yönde istediğiniz gibi motifi yerleştirebilirsiniz. Şöyle alttan çeviriyorum ve düzeltiyorum ipimi. İplerimizi mutlaka düzgün yassı olacak şekilde yerleştiriyoruz. Önemli bir detay. Yoksa istediğimiz gibi bir görüntü desen oluşmaz. Şuradan. Evet. İpimizin yönünü düzelttik. Şu aradaki çapraz çizgilerden yukarı devam ediyoruz. Şuradaki noktaya batıyoruz. Evet. Şimdi yukarı yatay olanları yapacağız. Hemen şuradaki altındaki şurada görünen karenin içinden
geçiriyoruz. Şuradaki boşluk değil arkadaşlar. Onu birkaç kez söylüyorum ki aklınızda bulunsun. Önemli bir detay. Oradan elimizi geçirmiyoruz. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye geçtik. Bu motifi yaptıktan sonra artık diğer kısımları anlaşıldığını düşünüyorum. Siz yukarı kadar devam edebilirsiniz. Dördüncü noktamıza geldik. Şunu düzeltelim ve geçirelim. Aradaki boşluk. Şuradaki arkadaşlar içinde evet. Şimdi yine alttaki ilk yaptığımız gibi sonra yine yukarı yatay yukarı. Aradaki noktadan buradaki aradaki noktaya 1 2 3 4. nokta kare boşluk. Hepsinde terimlerini kullanıyorum. Buradaki boşluğu kareden geçiriyoruz. 1, 2, 3. Ortadakiler 3. çapraz boşluğa denk geliyor. Diğerleri 4. boşluğa denk geliyor. Zaten baktığımızda basacağımız nokta gayet açık görünüyor. Çok güzel, zevkli bir örnek. Severek yapacaksınız umuyorum. Çok basit aslında. Şimdi anlatırken çok karmaşa gibi de gelmiş olabilir. Ama baktığımızda bir kez denediğimizde başlayın, deneyin. Bakın inanılmaz derecede zevkli bir örnek olarak düşünüyorum. Daha önce niye denemedim diye düşündüm. Ama bu ip bunun için çok da uygun oldu. Bu ipi de yeni aldım. Daha ince bir ribbon bu ip. Ribbon floş diye geçiyor arkadaşlar. Dedim bitireceğim ama bunu da yaptım arkadaşlar. Böylece artık anlaşıldığını düşünüyorum. Uzatmaya da gerek yok. Yine buradaki çaprazdan daha sonra diğerinden devam edeceğiz. Evet, yukarı kadar istediğim kısma gelene kadar devam edeceğim. Önce şu kısma kadar geleyim. Yine bu parçayı da bu kısma kadar geleceğim.
Orta kısmını nasıl yapacağımı şu an karar vermedim. Yaptığım zaman devam edeceğim. Belki tamamen devam da edebilirim. Onu da bilmiyorum nasıl olacağını. Yani belki aynı deseni arada da yapabilirim. Sadece iki tarafında buraya kadar geleyim. Size zaten bütün detayları anlatacağım, göstereceğim. Evet, bakın. Şimdi örneğimizi devam edeceğiz. Şu kısımları nasıl yapacağımızı şu ön kısmı göstermek istiyorum. Buradan başladım. Size de anlatmak istediğim için boşluklardan yine dediğim gibi şu köşedeki kısımlara geçmiyorum. Şu çok dar şuradaki iki nokta vardı. Onları da kullandım burada arkadaşlar. O şekilde denk geldiği için böyle desenimi başladım. Şimdi ne yapacağız? Bu kısımları şuradaki örnek gibi yatayları kullanarak devam edeceğim. Onun için de aynı sistem, aynı yol. Buradaki boşluktan geçiriyorum. Buradakini de aynı yaptım. Kısa düştü çünkü bu kısım bitimine denk geldiği için. Şimdi buradaki ipimizin uzunluğunu ayarlıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Dördüncüye batıyoruz arkadaşlar. Evet. Aradaki olan boşluğu yapıyoruz. Üçlü. Bir, iki, üçe denk geliyor. Yani bu sıraya kadar yapacağımız için hepsi aynı noktaya denk gelecek. Sıfır nokta, yani sıfır çizgi diyeyim. Başka bundan başka çizgi yok. En uçtaki çizgiye kadar böylelikle doldurmuş oluyoruz. Aradaki boşlukları yapıyoruz. Yine de söylüyorum tekrar plastiklerimizi çekerken iğnemizi biraz dikkatli yapmaya çalışalım. Plastiklerimiz kopmasın, ayrılmasın birbirinden. Daha sonra dikerken kenarlarını zor oluyor. Belki daha sonra açık renklerini yaptığımda da yine videosunu çekerim. Şimdi siyah çalışıyorum. Şimdi buradaki noktaya geçiyoruz. Şuradan yapmıyoruz arkadaşlar. Şu küçüğünü yapmıyoruz. Buradaki çaprazdan devam ediyoruz yukarıdan. Alttaki noktaya. Evet. Böyle altını da devam edeceğiz. Bakın böyle devam ediyoruz. Uca kadar istediğimiz yere kadar devam ediyoruz. Yine her zaman
ayrıntı olarak iğnemizle biten yerleri düzeltelim. Olan yerleri bittikten sonra şöyle bir görüntü olması için, bakın, tamamen bittikten sonra da yapabilirsiniz arkadaşlar, işleminiz bittikten sonra. Evet, şimdi örneğimi devam ediyorum. Bu detayı gösterdim. Örneğimi devam ediyorum. İstediğim noktalara gelene kadar. Daha sonra da yanlardaki o ek, şuradaki yarım motifleri de size göstereceğim. Önce bu kısımları bitireyim. Gördüğünüz gibi örneğimizi buradan başlayıp bu kısma kadar getirdim. Şöyle bir taban kısmına geçtim bir miktar. Diğer taraftan da başladım. Diğer yönden yine bir miktar taban kısmına geçtim. Ve şimdi size göstermek istediğim, şu uçtan başlayarak tabanın tam şu bölümün orta bölümüne bir kare atlayacak şekilde, yani 3 kareden oluşan çapraz şekilde yaparak tabanımızın ortasından karşıya kadar ilerleyeceğiz. Onu göstereceğim arkadaşlar. Şunu da söyleyebilirim. İsterseniz bu kısımdan başlayıp direkt bütün olarak diğer uca kadar tabanı da aynı bu örnekten yapıp ilerleyebilirsiniz. İki taraftan ayrı ayrı başladığınızda ortada örnek birleşmeyebiliyor. Şurada bıraktığımız boşluklar neticesinde denk gelmeyebiliyor. Ama isterseniz örneği tabandan ilerletmek, ön kapak kısmından başlayın. Burası daha düzgün olması için, örnek daha düzgün gelmesi için bu kısımdan başlayıp öne kadar, diğer uca kadar devam edebilirsiniz. Size şimdi göstermek istediğim birçok işlem var. Onların iplerini o yüzden ayrı ayrı bıraktım. Öncelikle şu kısmı göstereceğim. Burayı bitireceğim. Daha sonra da diğer yaptığım, sırayla yaptığım işleri size anlatacağım arkadaşlar. Hemen iplerin fazla karışmadan, şöyle çok fazla ip var şu anda. Evet. Şimdi ipimi aldım. Diğer işler için iplerimi taktım, ayarlamıştım. Bakın bu kısımdan ben biraz size hafif büyüteceğim. Şöyle bakın. Gayet net görünüyor. Şu ilmek arasında tam bu uçlara da denk geliyor arkadaşlar. Şuradaki uca da denk gelecek şekilde, bakın burada da gördüğünüz gibi tam orta bölümü böleceğiz. Şu kalan kısımları da yine bunların yönünde devam ederek tamamlayacağız. Öncelikle bunu anlatıyorum size. Hemen yanındaki boşluktan, uçtan başlayıp aynı teknikte arkadaşlar. Hani başladığım kısmı göstermediniz diye düşünmeyin. Bakın buradan ilmeğimi geçirdim. Bir boşluk atlayıp diğer karşı tarafa geçmiş oluyoruz. Şöyle çapraz üçlü küp gibi düşünün. Tam üstü değil. Yanındaki bir boşluk var. Üçüncüye, aynı hizanın üçüncüsüne batıyoruz. Hemen bir onu size gösteriyorum. Bu şekilde. Evet. Böyle zaten başladıktan sonra hemen yanındaki, buradaki üsttekini de yanındaki olarak devam etmiş oluyorsunuz. Yine ipimizi düzeltiyoruz. Ben şu araya da yapacağım.
Evet. Bakın tam oradaki battığım yerden tekrar geçirmiş oluyorum. Diğer kısma devam ediyoruz. Böyle devam ediyorum. Diğer şurada zaten bu kısmı da göstereceğim. Diğer şuradaki boşluğu bitirene kadar devam edeceğiz. Daha sonra şu başladığım kısmı şuraya başlayarak göstereceğim size. Evet, bakın üç kısma kadar yaptık. Şimdi şurada yaptığım doldurmaları göstereceğim. Şimdi örneğimizin olduğu yer son örnek. Bu kısımda ipim burada duruyordu. Kalın ipimi devam edeceğim. Şimdi yine çapraz, aynı şekilde çapraz olarak devam ediyoruz. Çaprazdan başlıyoruz. Karşılığında devamındaki tam çapraz gelecek şekilde karelerimizi takip ediyoruz. Hemen düzeltiyorum. Evet. Çaprazında şuradaki boşluğa dolduruyorum. Şimdi arkadaşlar yanındaki çapraz boşluk ve şimdi bu üç kısımdaki kareleri takip ederek devam edeceğiz. Buraya kadar çizgileri takip ederek tam karşılıklı çapraz gelecek şekilde devam ediyoruz sıramızı. Evet, bakın böyle tamamen sınırları doldurarak döneceğiz. Yine aynı şekilde buradan yaparak yine uca kadar geleceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi iki tarafta bitti. Buradaki boşlukları dolduracağız. Bu biten motiflerin altındaki yönde olanları yapacağız buraya. Aynı bu şekilde sırayla devam etmiş oluyoruz. Yine uygulama aynı. Uygulama aynı. Geçirdik. Çapraz olarak devam edeceğiz.
tüm noktaları yapıyoruz. Bakın burada görünen şu son noktayı da yapıyoruz. Hiçbir boşluğumuz kalmayacak. Böyle doldurmuş olacağız. Aynı şekilde diğer motifi burada yine aynı şekilde alttaki olan ters yöndeki devam edip taban kısmını da bitirmiş olacağız arkadaşlar. Taban kısmı böylelikle bitmiş oldu. Şimdi kısaca yanları da size biraz anlatmak istiyorum. Aslında buradaki mantık, şurada kalan boşlukları da aynı şekilde dolduracağız. Şu kısım, önde kalanları da aynı şekilde dolduracağız arkadaşlar. Yine bu şekilde şu kısmı doldurup daha sonra da kenarına şöyle bakın, daha bir yan çizgilerle devam edeceğiz. Yani şu çizginin olduğu, bitiminin olduğu yere kadar dolduracağız. Şuradaki boşlukları da şöyle. Şimdi şu ön tarafı biraz göstermek istiyorum hemen. İpim, iğnemi takayım size. Şöylece kısaca gösterelim arkadaşlar. Bakın şuradan başlayayım. Daha anlaşılır olması için. Şu noktadan hani bunu yaptığımız gibi aynı. Şuraya yerleştireceğiz. Çarpı gelecek. Şöyle bittiği yere kadar. Yani kareler tam böyle yatay olacak şekilde. Buradaki yaptığımızı buraya yarım bir motif gibi düşünün. Bu şekilde yaparak devam ediyoruz. Şöyle bak, göstereyim ipimi de. Yanındaki boşluğa. En son bütün işlemimiz bittikten sonra hemen şimdiden söyleyeyim. Bütün hepsinin düzgün üzerlerini iyice yerleştirin. Unuttuğunuz motifler, desenler varsa ipliklerinizi iğneyle daha önce gösterdiğim videonun ön kısımlarında şu şekilde yaparak düzgünlüğünü sağlayalım. En sonunda şu aradakinden de yapacağım. Evet. Böylelikle bu kısmı böyle yapa yapa şu kısma kadar geliyorum arkadaşlar. Yine burayı da devam edeceğim. Dolduracağım. Evet, şimdi size bu kısmını nasıl doldurabiliriz? Onu göstereceğim. Burada gördüğümüz gibi aynı işlemi yapacağız. İğnemizi önce sık küçük olan delikleri de doldurdum. Şimdi iğnemizi geçirip yatay olacak şekilde, yani şöyle bir yatay oluşacak. Aynı delikten tekrar geçiriyorum. Bir sonraki deliğe geliyoruz. Şimdi bir üstteki de boşluktan
diğer çizginin yanındaki boşluğa geçmiş oluyoruz. Böylelikle şöyle dikey yatay olarak yukarı doğru devam edeceğiz. Böyle devam ediyoruz. Şimdi söylemek istediğim, bakın bu kısımda da yaptık. Diğer kısmı da aynı şekilde dolduracağım. Burayı da bitireceğim. Sonra çantamızın işleme aşamasını böylelikle tamamlamış olacağız. Bu çantada şimdi size astarlamayı göstermeyeceğim arkadaşlar. Diğer videolarımda görebilirsiniz astarlama işlemlerini, dikimini, astarlama yapımını. Biraz birleştirmeyi göstereceğim. Birleştirme de yine aynı şekilde diğer çantalarımda olduğu gibi. Sadece farklı olarak bu işlemlerden sonra kenarlarını dolduracağım arkadaşlar. Komple başlayıp şu köşeden başlayacağım. Başlardan başlamayacağım. Ek yerleri belli olmaması için şu kısımdan başlayıp dönerek doldurup geleceğim. Yani şu eklem yerlerinden olabilir, şu köşelerden olabilir. Yani görünecek kısımlardan yapmamaya çalışalım. Böylelikle çantamızın işleme yapım aşamasını tamamlamış olacağız. Tekrar vurguluyorum. Tamamıyla düzgün görünmesi için arkadaşlar şu söylediğim gibi hepsini işlemimiz bittikten sonra iğne yardımıyla düzgün bir şekilde yapmaya çalışalım. Şöyle görünen kısımları buralarda da var. Muntazam olması için hepsini düzenli yapacağız. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Çantamızı diktim, tamamladım. Dikim aşamasını bu videomda göstermedim. Diğer videolarımda görebilirsiniz. Özel dikim için olan videolarım var. Onlara da bakabilirsiniz. Nasıl birleşim yapabiliriz? Nasıl astarlama yapabiliriz? Oradan da detaylarını görebilirsiniz. İç kısım astarımız, çantamızın birleşimi yine aynı şekilde dediğim gibi yanlarından birleştirdim. Kenarlarını geçtim. Yine bir sap yaptık. Sapımızın yapımı için de diğer videomda var. Oradan bakabilirsiniz. Çift iki tane işleyip birbirine ekledim. Şuraya da zincir yapmak istedim. Süsümüz olsun. Yuvarlak halkalarımız ve zincirine de tığla ilmek kaydırma yaptım. Böyle bir detay olması için ve çantamızı böylelikle tamamlamış olduk. Çok teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için, beni takip ettiğiniz için ve tüm beğeni ve yorumlarınız için çok çok teşekkürler. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.